Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün mahkeme salonundan kaçan hükümlerin çılgın videolarını izleyeceğiz. Hapishane otobüsüyle mahkemeden kaçan kadınlardan sadece 26 saniye süren bir cezaevi firarına kadar işte mahkemeden kaçan suçlular. Önce şu güvenlik kamerası görüntülerine bir bakın. Mahkeme salonundan ayrılan kadın mahkumları gösteriyor. Hapishaneye götürülmek üzere mahkemeden ayrılıyorlar. Ama sıranın arkasındaki iki kadına dikkatli bakın. Herkes otobüse binerken bu iki kadın gizlice otobüsün altına giriyor. Kadınlar hırsızlıkla suçlanan Tracy Mobley ve sarhoş araba kullanmakla suçlanan Mary Morrissey. İki kadın bunu otobüse giderken planlamış. Bilerek sıranın arkasına nasıl geçtiklerine dikkat edin. Bacakları serbest ama kolları kelepçeli. İki kadın otobüsün alt tarafına tutundu ve otobüs uzaklaşmaya başladı. Otobüs daha sonra kırmızı ışıkta durunca kadınlar harekete geçti. Kadınlar bir şekilde kelepçelerini kırdı. Mary az önce çıktığı adliyenin önünden geçerek caddeden aşağı koştu. Dünyanın en şanssız kaçışı olabilir bu çünkü şu arabadaki kişi bir dedektifti. Olanları görünce arabadan çıktı, Mary'i kovaladı. Tracy o sırada görevde olmayan bir polis tarafından yakalandı. Kadınların ikisi de adliyeye geri götürüldü ve ikisi de kaçmaya çalıştığı için cezaları arttı. Planları zekice olsa da bu kaçış tamamen başarısız oldu. Şimdi Washington Adliyesi'ndeki vahşi görüntülere bir göz atalım. 2018'de iki adam mahkeme salonuna getirilince aniden kaçmaya çalıştı. Cody Howard ve Tanner Jacobson birdenbire kalkıp kaçtılar. Bunun üzerine yargıç herkesi şok eden bir şey yaptı. Cübbesini çıkardı ve adamları kovalamaya başladı. Yargıç hükümleri merdivenlerden aşağı kadar kovaladı ve şaşırtıcı bir şekilde bu iki kişinin kaçmasını başarıyla engelledi. Yani yargıçların bütün gün oturduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yargıç adamların kaçmasını gerçekten engelledi. Şimdi Rusya'dan gelen bu çılgın görüntülere bir göz atalım. Rus mahkemeleri diğer mahkemelerin çoğundan farklıdır. Herhangi bir kaçışı önlemek üzere tasarlanırlar. Mahkumlar sandalyelerde oturmak yerine kafeslerde tutulur. Ne var ki kafes bile bu kötü kalpli adamı durdurmadı. Duruşma sırasında kafesinden çıktı ve kaçmak için tavana tırmandı. Polisler onu durdurmaya çalıştı ama ironik bir şekilde kafes araya girdiği için tutamadılar. Bu adamın suçu mu neydi? 18 yaşındaki Leonid Grasser 21 yaşındaki masum kız kardeşinin canını aldı. Daha da korkutucu olan bunun neden yaptığı, şeytan tarafından ele geçirildiğini ve şeytanın ona kendi kız kardeşini öldürmesini söylediğini söyledi. Belki mahkeme salonundan kaçmasını da şeytan söylemiştir. Şimdi bu çılgın mahkeme salonundan kaçış videosuna bakalım. 2018'de 17 yaşında bir çocuk mahkemedeydi. 5 ay hapse mahkum edilince kaçmaya karar verdi. Kimse binadan çıkabileceğini düşünmüyordu. Çünkü kapıyı açmak için bir düğmeye basılması gerekiyor. Bilmedikleri şey kaçağın arkadaşının onun için düğmeye bastığıydı. Kaçak bir arkadaşı bu kaçışı önceden planlamıştı. Arkadaşı kaçsa da düğmeye basan adam tutuklandı. Avukatı düğmeye yanlışlıkla bastığını söyledi ama buna kimsenin inanmadığı açık. Şimdi Avustralya'daki bir mahkemeden gelen çılgın bir videoya bir göz atalım. Bu adam bir motosiklet çalıp bir arabayı ateşe verdiği için mahkemedeydi. Mahkeme salonundaki masasından atlamaya çalıştığında herkesi şok etti. Mahkeme salonunun içindeki ve dışındaki insanlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sonunda 5 farklı polis tarafından yakalandı. Hiç şüphe yok ki bu kaçma girişimi cezasını daha da kötüleştirecek. Şimdi Oregon'daki bir mahkemeden gelen çılgın videoya geçelim. Wayne Michael Tarrant adında biri kimlik hırsızlığı ve polis memuru kılığına girmekten yargılanıyordu. Başından beri çok sakindi ama sonra mahkemeden kaçmaya çalıştı. Polis tarafından hızla durduruldu ve mahkemeye geri getirildi. Tabii ki bu girişim cezasını daha da kötüleştirdi. Şimdi bu adamın mahkemeden ne kadar kolay kaçtığına bir bakın. Bu Detroit'teki bir mahkemede oldu. Kırmızı gömlekli adam az önce 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Önce salondan ve sonra da binadan kaçarken görüntülendi. Polisler adamı kovalıyor ama adam arayı iyice açıyor. Nereye mi gitti? Saklanmak için yakınlardaki bir ormana koştu. Polisler onu bulmak için araba ve helikopterle gelmek zorunda kaldı. Daha sonra kelepçelendi ve hapse geri götürüldü. Hapis cezasını 3'ten fazlaya katladı ve yaklaşık 300 gün hapis yattı. Evet, neredeyse bir yıl.
Şimdi Amerika'daki en zorlu hapishanelerden birinden gelen bu videoyu inceleyelim. Burası Finnellas Bölge Hapishanesi. 25 yıldır kimse bu hapishaneden kaçamadı. Ama bir adam sadece 26 saniyede kaçmayı başardı. Bu adamın ne kadar kolay kaçtığına bakın. Tenteye tırmandı ve devasa çitin üzerinden atladı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Kaçan adam cinayet zanlısı Cody Jondrow'du. Daha sonra başka bir çite tırmandı ve başarılı bir şekilde kaçtı. Neyse ki kısa bir süre sonra polis tarafından durduruldu ve bir kez daha yakalandı. Bence bu hapishanenin güvenliğini artırması gerekiyor. Bu adamın cinayet işlediğinden şüpheleniyorlar. Dışarı çıkarsa tekrar birilerini öldürebilir. Florida'dan devam edelim. İşte mahkeme salonundan başka bir kaçış. Kaçan adam Dionte Resiles birinin hayatını almakla suçlanıyordu. Yangın çıkışını kullanarak kaçtı. Polisler onu bulmak için helikopter ve araba kullandılar. Ama Dionte'nin mahkeme salonunun önünde bekleyen bir kaçış arabası vardı. Dionte sonunda tekrar tutuklandı ve mahkemeye geri götürüldü. Son olarak Ohio'daki mahkeme salonundan bu videoya bakalım. Christopher Lee Ruffin 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun çok uzun olduğunu düşündü ve kaçmaya karar verdi. Mahkemeden kaçtı ve bir araba çaldı. Ama sonunda yeniden tutuklandı ve hapse geri götürüldü. Birçok polis onu yakalamaya çalıştı ama çok hızlıydı. Mahkeme salonlarının bu kadar hareketli olabileceğini kim bilebilirdi? Salondan kaçmanın bu kadar kolay olacağını düşünmezdik. Gerçekten şaşırtıcı. Bazı kaçışlar şaşırtıcı derecede karmaşık ve haftalar önceden düşünülmüş planlarken, bazıları ise çok daha dürtüsel ve anlık kararlar. Kaçmayı başaranlar bile kısa bir süre sonra yakalandı. Yani adaletten kaçış yok. Son 10 yılda yalnızca Amerika'da 20'den fazla mahkeme salonu kaçışı yaşandı. Ancak yakalanmayan kişi sayısı sıfırdı. Evet, her mahkeme salonu kaçağı er geç yakalandı. Şimdi sıra sizde. Bu listedeki en şaşırtıcı kaçışın hangisi olduğunu aşağıya yorumlayın. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya bir beğeni bırakın ve eğer henüz olmadıysanız kanalımıza abone olun.